Günaydın. Ben Selahattin Kadir, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Çalışma konum tabii ki kil bilimleriyle ilgilidir. Ve özellikle endüstriyel ham maddeler, karbonatlar, evaporitler ve son 10 yıldır ben kil ve kanser üzerine yoğun şekilde çalışma yapmaktayım. Tabii ki bu çalıştaya davet edilmemden dolayı da ben Sayın Bölüm Başkanı Erdin Bozkurt Hocamıza ve Kil Bilimler Derneği Başkanı Asuman Türkmen Hocama da çok çok teşekkür ederim. Biz yıllardır, yaklaşık 20 yıldan beridir ben bu bölümde iç içe devamlı çalışmalar yapmaktayız. Ve gerçekten de çok güzel bir uluslararası konferans düzenledik 2011 yılında ki 4 yılımızı aldı. Dolayısıyla jeoloji mühendisliği bölümü bizim için gerçekten de sadece bir öğretim merkezi değil, bir kale olarak algılamakta da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Killer genellikle katı sıvı iletişimiyle oluşan malzemelerdir. Bunların oluşumu direkt olabildiği kadar denizlerde, okyanuslarda, göllerde, kapanımlarda alterasyonla da olabilir. Ve bunların bozuşması da, oluşumu da genellikle değişik şekilde olabilir. Bunların ben jeolojik bölümüne girmek istemiyorum. Tabii ki mineral olarak ifade ettiğimiz zaman doğal olarak oluşan anorganik belli bir kimyasal ve fiziksel özelliği olan her katlı maddeye anorganik olduğu sürece biz mineral diyoruz. Peki bu mineral bir sıvıyla reaksiyona girdiği zaman veyahut da bir ortamda bu elementlerce, belli elementlerce zengin olduğu zaman biz belli killerin oluşumunu oradaki fiziko-kimyasal koşullar ortamında oluşmaktadır. Peki bu killer yapı olarak nasıl görülür doğada? Genellikle 2 mikronun altındadır. Yani 1 milimetrenin 1000'de 2'sinin altında olmaktadır. Ve dolayısıyla bunlar genellikle levhamsı olabilir, prismatik olabilir, lifsi olabilir. Değişik şekiller alması söz konusudur. Ancak bizim atmosferik koşullarda yaşadığımız ortamlarda genellikle tozlar 0,1 ile 30 mikrometre civarında yer almaktadır. Dolayısıyla biz bunları da biz gözle veya herhangi bir şekilde ayıklamamız söz konusu olmuyor. Bunları ancak toplayarak veya da belli ocaklardan veya belli göllerden toplayarak alarak biz belli aletler, X ışınları, difraktometresi, diferansiyel termal analizi veya da değişik farklı elektron mikroskopları veya transmission elektron mikroskopu şeklinde biz bunları irdeleyebiliriz. Peki killer dediğimiz zaman sağlık açısından veya endüstriyel açısından hangi mineralleri kapsıyor? Bunlar genellikle serpentin grubu mineraller. Bunlar ultrabazik ve ultramafik kayışlardan oluşuyor ve bunların da en tehlikelisi, lifsi olanlar nedir? Krizotildir. Peki diğerleri nedir? Levhamsı masif olan lizarbit antigoritir. Peki diğer bir mineral grubu denilir amfigoritir. Bunlar da genellikle metamorfik kayışlara bağlı olarak yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle oluşan tremolit. Bunlar da prismatik lifsi. Ve bunlar da dolayısıyla bunlar inimsi yapıdadır. Diğerleri ise aktinolit, amosit, antofillit, riabakittir. Tabii ki bunlar kimyasal olarak da bir farklılık göstermektedir. Birisi hidro, magnezyum silikattır. Diğeri ise kalsiyum, magnezyum hidrosilikattır. Ve dolayısıyla bunların kimyasal bileşenleriyle de fiziksel özellikleri iç içe gelişmektedir. Peki zevrek mineralleri nedir? Bunlar doğanın en güzel mineralleridir. Genellikle volkanik birimlerin bozuşmasıyla sodyum, potasyum, kalsiyum gibi yüksek tuzluluğun varlığı ortamlarda oluşmaktadır.
ve doğada en fazla etkileyici olan, sağlık açısından tehlike yaratan nedir? Eryonit 2. Bu da bizim Karayin, Sarıhıdır ve Tuzköy, Kapadokya bölgesinde egemendir. İkinci tehlikeli bir mineral ise mordenittir. Bunun tabii ki çok az literatür var bu çalışmalarla ilgili. Ancak biz 2002 yılında Sayın Pırıl Önen Hoca ile beraber bir çalışmamızda biz bunları tespit ettik. Başka nelerimiz var? Analsiyittir, filipsiyittir, natrolyittir, hayalandir, pirinokyir. Peki başka hangi mineraller bizim sağlığımız açısından çok tehdit edicidir? Silikat minerallerdir. Bunlar nedir? Polimorflardır. Yani SiO2'dir. Bunlar nedir? Kuarstır, kristobalit, tridimittir, feldspar, fiberglastır, smok silikalı, bir de silika ürünüdür. Çünkü bunların da bir kısmının tehditkar olmasının ana nedeni bunlar amorf olduğu zaman genellikle keskin kenarlı olduğu için ve bunların da birçoğu volkanik patlamalardan da kaynaklanıyor. Peki endüstriyel ham madde olarak kiler dediğimiz zaman hangileridir? Kaolinittir, simeklittir, vermiklittir, sefiritir ki bunlar da biz birçok yer, çok yerlerde kullanıyoruz endüstriyel ham madde olarak. Seramikte, kozmetikte, sıvada, hangarların yağ emmesinde, hatta toprakların ıslahında bile kullanıyoruz. Artık biz bunları hayvan yemi olarak, mesela diyelim zevklerin bir kısmı hayvan yemi olarak veriyoruz ki o hayvanlar belli tuzlarını, eksikliklerini gidermeleri için. Artı neyimiz vardı? Mikadro minerallerimiz var, klorit vesaire mineralleri de vardı. Peki kil mineralleri hangi özelliklere sahipti? Kil mineralleri iki özelliği vardı. Bir absorpleme özelliği vardı. Bir de absorpleme özelliği. Absorpleme özelliği dediğimiz zaman bir minerali, bir elementi alıp içine çekiyor. Katyon değiştirme kapasitesi. Bir diğer ise aynı elementi, başka bir elementi alıp dış kısmını yüklüyor. Peki bunlar nasıl? Çünkü mineraller, genellikle kil mineraller filosilikatlardır. Yani tabakalı silikatlardır. Bunlar devam ediyor. Ve bunlar genellikle ikiye ayrılır. Bire bir veya ikiye bir. Bire bir veya ikiye bir dediğimiz zaman da yani biz ortada bir oktahidral, alüminyum, demir, magnezyum, kenarlarda ise silikon vardır. Ortada da ne vardır? O ortada yerleşen malzeme içerisinde tuzlar vardır. Sodyumdur, potasyumdur, kalsiyum. Ve bunların katyon değiştirme kapasiteleri de mineralden minerale göre değişmektedir. Artı bu minerallerin içerisinde de su miktarı çok fazladır ve su emme imkanları vardır. Özellikle simeklitler suyla reaksiyona girdiği zaman, muamele edildiği zaman kendisinden 3-5 6-7 kat daha fazla şişebilir ve dolayısıyla bu da o minerallerin işleme özelliğini, onları şekil verme özelliğini veyahut da seramikte kullanması için muameleye tabi tutulabilir. Peki yapı olarak bu mineraller baktığınız zaman bir tetrahidral var. Merkez kenar kısmında tam bir sandviçin iki tarafındaki ekmek düşünelim. Bunlar ne var? Ortada bizim bir oksijen silikon var. Kenarlarında da 4 tane silis var. Bunların ben bunları biraz fazla şey geçeyim çünkü zaman yetiştiremeyiz. Şimdi mesela burada bizim bu bir oktahidraldır. Bir sandviçin merkezini düşünelim. Merkezde ne vardı? Alüminyum vardı. Ama kenarlarda ne vardı? Silisyon vardı. Oksijenle bağlıdır. Merkezle kenar kısımları hidroksiller bağlıyor. Dolayısıyla bu merkezdekilerle kenardaki kısımlar arasında da tuzlar yer alır. Hangi tuzlar burada olabilir? Sodyum, potasyum, kalsiyum. Ve bunlar başka elementleri bulduğu zaman toprakta veya göllerde veya denizlerde hemen reaksiyon ve de katyon değişme kapasitesi de buna göre de değişebilir. Burada gördüğümüz gibi burada bir yer, burada silisyon oksijenle bağlıdır. Merkezde de ne vardır? Alüminyum vardır. İkisi arasında da bizim diğer elementler, tuzlar yer almaktadır. Peki bu mineraller hangi ortamlarda oluşuyor? Mesela bir volkanik bilim düşündüğümüz zaman
birinci mineralde feldspatlar olsun, plajyoklas olsun, feldspat olsun veya başka diyelim diğer gruplardan mafik olanlarda olivin, piroksen olduğu zaman bunların bozuşmasıyla bizim bazı elementler ortaya çıktığı zaman ortamda eğer mikro veya makro ortamda fizikokimyasal bazik veya asitik ortam oluştuğu zaman biz belli killerin oluşmasını görebiliyoruz. Peki bu killeri biz nasıl irdeleyebiliriz? Bu killer görüldüğü X ışınlarıyla değerlendirebiliriz. Bu killerin bir kısmı normal şey yaptığımız zaman hiçbir değişikliğe muamele tabi olmuyor. Ancak bunları ısıttığımız zaman bu mineraller değişik reaksiyonlar göstermektedir. Bu her mineralin içinde 3 türlü su var. Birisi nemdir. O nemi biz 105 derecede ısıttığımız zaman atıyoruz. 2 saat kadar. Ancak onun yanı sıra bizim zeolitik su var, yapı suyu var ve kristal suyu var. Biz dolayısıyla bir minerale 1000 dereceye kadar, oda sıcaklığından 1050 dereceye kadar, 1100 dereceye kadar ısıttığımız zaman, 400 dereceye kadar ısıttığımız zaman zeolitik suyunu kaybeder. Ancak 400-450 derecenin üstüne çıktığımız zaman yapı suyu, dolayısıyla kafes yapısı bu şekildeyse daralır. Çünkü o suyu kaybettiği için. Daha fazla şey ettiğimiz zaman mineral çökür, ne oluyor? Bu şekilde kafes yapısı bu şekilde değişmekte. Arada herhangi bir sıvı kalma dolayısıyla ne olur? Dehydroxylation söz konusu olmaktadır. Burada da belli minerallerimiz var. Burada bir volkan camımız var. Bu volkan camının içerisinde eğer bir sıvı varsa bu camlarla reaksiyona girerek belli killerin oluşmasını sağlamaktadır. Mikro veya makro ortamlarda. Tabii ki burada da asbest minerallerimiz var. Görüldüğü gibi bunlar lifsi, çok yüksek basınç ortamında oluşan minerallerdir. Ve bunlar genellikle keskin üçlü olurlar ve erimesi de oldukça zordur. Bu da tabii ki bir eryonit topluluğudur. Bunlar genellikle görüldüğü gibi neyi? Hevlandik. Yine kendisine benzer başka cins bir minerali delip geçebiliyor. Bu da ne kadar tehlikeli bir nesne olduğunu göstermektedir. Zevlik mineralleri sadece eryonit veyahut da hevlandikten oluşmaktadır. Burada bizim anasimlerimiz vardır. Pseudo-hexagonal yapılı olanlar. Ve bunların bir kısmı direkt çökeliyor ve bir kısmı da bir volkan camından çıkıyor. Ancak bunların bir kısmı da yün şeklinde oluşuyor. İşte sıkıntı olan bizim bu bilimlerdedir. Bunlar da nedir? Mordeniktir. Tabii ki bunların bir başka bir örnek göstereyim. Burada da yine mordenik oluşmuştur. Bu da Zonguldak Gökçeler köyünden almış olduğumuz kanser egemen oldu, mezotelioman egemen oldu bir bölgedir. Buradaki mordenikler genellikle esen miktarıdır. Ancak insanların yaşadığı ortamlarda da maalesef o bölgedeki evrenin çimentosunda da serpantin grubu mineralleri yakaladı. Dolayısıyla bir kısmı bunların doğal olarak görülmektedir. Bir kısmı ise çimento yapısındaki malzemelerde belirlenmiştir. Buna rağmen belli ortamlarda özellikle Eskişehir bölgesi ki dünyanın en büyük sepürit yataklarına, Miyarşan dediğimiz Almanca yataklarına sahip olmasına rağmen bu mineraller lifsi bir yapı gösteriyor. Ancak bu mineraller hiçbir kanser vakasına neden olduğu saptanmamıştır bizim bölgede. Tabii ki bunların da nanometre bazında özellikle. Burada da bir mineralin, burada bir kavle mineralinin oda sıcaklığında bir 100 derece ısıttığımız zaman reaksiyonu görüyoruz. Burada herhangi bir değişik söz konusu değil. Ama 541 derecede mineral dehidroksili oluyor ve yapısını değiştiriyor. Ama 1000 dereceye varınca mineral artık çöküyor. Mineral tabakalı yapısına ne oluyor? Artık eriyor. İçinde hiçbir su kalmıyor. Seramik ürününe dönüşüyor. Peki smektit grubu minerallerinde ise sıvı çok fazla.
su oldukça fazladır. Bir kısmı yaklaşık oda sıcaklığıyla 300 derece arasında, bu da %10'lara varan bir ortam diyelim. Ama geri kalan ise buna nedir? Zeolitik suyu ve 660 derecede ne oluyor? Structural water ve yapı suyu ve kristal suyunu kaybederek mineral ne olur? Dönüşüm sağlamaktadır. Killer tabii ki kullanım alanları oldukça fazladır. Nerede? Biz kalinitleri, kağıt, kaplama, tuğla, seramik, simektit ise deterjandır, seramiktir, kağıdı, kozmetiktir, boyadır. Tabii ki bu mineraller yüksek elektronegatifite özelliğine sahip olduğundan dolayı bunların absorbantlık olayı da çok fazladır. Bundan dolayı kozmetikte kullanıldığı zaman insanların nemindeki veya derisindeki yer alan belli toksik maddeleri, belli elementlerin emmesinde ve onları deşarj etmesinde veya da nötrleştirmesinde çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Peki biz bu genel fiziksel ve kimyasal özellikleri bahsettikten sonra biz Türkiye'deki bunların dağılımını nasıl karşılaştırabiliriz? Bir kabaca şey yapalım. Bu bizim Türkiye jeoloji haritası. Tabii ki burada yeşil, renkli olan var. Bazik, ultrabazik, denizel, okyanusal yapıdaki pH'lardır. Ferromagnezyence zengin. Sarı olanlarla nedir? Gölsel, volkanik olan tabii ki tektonik aktivitelerle bunlar kontrol edilmektedir. Peki bunları biz mineral dağılımıyla, kanser dağılımıyla karşılaştırdığımız zaman nasıl görüyoruz? İzzettin Hoca'nın göstermiş olduğu, belirtmiş olduğu bir haritada genellikle burada iki bölge söz konusu. Birisi pembe renkli olanlar eser kanser vakasının egemen olduğu bölgelerdir. Eser kanser. Peki kırmızı renkli olanlar nedir? Egemen olan bölgelerdir. Ancak burada bir bölge var tam Türkiye'nin kalbinde. Kapadokya bölgesinde burada da genellikle eriyonitin egemen olduğundan dolayı dünya kanser vakasının 1000 katı daha fazla görülmektedir. Peki biz bunları, bu vakaları nasıl karşılaştırabiliriz? Ben kanserle Savaş Daire Başkanlığı'ndan aldığım veriler doğrultusunda bir haritalama çıkarmaya çalıştım. Şimdi bu haritaya baktığınız zaman Türkiye'de yaklaşık insidans 100.000'de en fazla insidansı olan neresidir? Ege bölgesidir. Ve olgu sayısı ise yine Ege bölgesi ise ve Karadeniz bölgesi oldukça ve Orta Anadolu oldukça fazladır. Peki bunların dağılımını bu insidans veya 100.000'deki şeylerin vakaların dağılımını hangi kanserlerle bir dağılım karşılaştırabiliriz? Maalesef Türkiye'de gördüğümüz gibi akciğer ve bronş kanseri Türkiye'nin hemen hemen her yerinde egemendir. Az veya çok. Ancak Batı Anadolu'ya baktığımız zaman, İzmir ve civarına baktığımız zaman sadece akciğer değil, meme kanseri, mide ve prostat kanseri de yoğunlaşmaktadır. Peki Orta Anadolu'ya baktığımız zaman akciğer, bronş ve diğer akciğer oldukça egemenlik Karadeniz'de de tabii bütün bunlara baktığımız zaman bir karşılaştırma yapabiliriz. Bu da Türkiye'deki minerallerin dağılımıyla yakından ilişkilidir. Yani bu çil minerallerinin özellikle toksik olan minerallerin dağılımıyla ilgilidir. Peki diğer bölgelerdeki mesela Ege bölgesindeki onlar tabii ki sıvılardaki onlar da tabii ki bizim Eşref Hocam'ın konusu olduğu için fazla da girmek istemiyorum onlara. Peki bu bölgelerdeki kanser vakaları sadece bu elementlerle de mi ilişkili? Hayır. Bunların tabii ki kadınların içerisindeki kadın erkek ortalama yaş, mesleki, sigara tüketimi bunlar bir de kapalı açık. Indoor, outdoor bunlar iç kapalı olduğu zaman daha fazla olur. Dış bölgelerde ise daha az olduğunu görmekteyiz. Batı dünyasında genellikle kanser 1 ile 1.2 ile 2 arasında iken
yani yılda milyonda bir ile bir iki arasında iken bizim endüstriyel topluluklarda bir ile beş arasındadır kadınlarda, erkeklerde ise 10 ile 30 civarındadır. Peki Türkiye'de yılda en ne kadar kanser şeyi vardır? Yaklaşık 500 kişide bu vaka görülmektedir. 1999'da yazılan bir rapora göre İsviçre'de 18 vakadan Türk göçmeninin 18 vakasından 14'ünde bu mezotelioma vakası görülmüştü. Bu da %78'e yakın bir orandır ve bunların da nedeni oradaki sosyal insurance veyahut da oradaki sigorta, bunlar imported asbestos olarak ifade edilmiştir. Yani bu hastalığa siz burada çalışırken yakalanmadınız, siz ülkenizden maalesef biriktirdiniz, 20 yıl içerisinde ondan sonra buraya geldiğinizde hastalandınız, başımıza bela oldunuz diyorlar. Peki bunlar hangi bilimlerde oluşur? Ultramafik kayışlarda oluşur ve burada da birkaç tane resim göstereyim size. Burası bizim Eskişehir Tatarcık bölgesidir. Buradaki ocak ve yanında da hemen ne var? Yerleşim bölgesi. Bu da ocağın yakından görünümü ve tel örgülerle kaplıdır. Bu da benim öğrencilerim 6-7 sene önce örnek almışlardı. Tepki bunlardan lifsi yapılar göstermektedir. Bu tabii ki maalesef bu bölgeler, özellikle Eskişehir bölgesi, bu mineraller açısından çok sıkıntılı bir bölgedir. Burada da iki türlü mineral söz konusu. Hem serpantin grubu mineral vardır, hem amfibol grubu mineral vardır. Tabii ki bu bölgelerde genellikle insanlar bu topraklardan da yararlanır. Çanak çömlekçilikte de kullandıkları için de bir sürü hastalıklar ve hatta bu bölgedeki insanların yaşı 40-50'yi aşmamaktadır. Türkiye'de yaklaşık Eşref Hocam'ın kitabında da belirtmiştir. 1000 yerleşim alanında 5-10 milyona yakın insan yaşamaktadır ve bunlar da hepsi bu tozlarla karşı karşı kalmaktadır. Tabii ki asbest birçok kullanım alanı olduğundan dolayı, peki asbest hangi özelliğe sahip olduğu zaman kanserojen bir etkisi oluyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün 1986'da yazmış olduğu bir rapora göre 8-10 mikrometre boy ebadındaki bir ebadında ve 0.5 mikrometre ebadındaki bir lifin karsinojen olduğu görülmektedir. Tabii bu onun üstüne çıktığı zaman çok daha etkili. Peki bu lifler 2-3 mikron olduğu zaman nasıl bir etkisi var? Maalesef o zaman etkisi çok çok daha iyi oluyor. Çünkü niye? Akciğer onu algıladığı zaman 5 ile 13-14 ay içerisinde o lifleri elimine etmesi söz konusudur. Tabii ki ben hemen konu toparlamak istiyorum. Biz tabii ki bu elementlerin, bu liflerin sadece bizim tehdit olarak algılaması da yetmiyor. Çünkü bizim burada birkaç türlü faktör söz konusudur. Mesela 2001 yıllarında biz Zonguldak Ereğli köyünde çalışırken Kanser Savaş Daire Başkanlığı'nın yardımıyla Önem Hol Hanım'la beraber gitmiştik o çalışmaya. Biz orada bir ailenin içerisinde yaklaşık %70-80'i akciğer kanseri olduğunu saptanmıştık. Bunlardan Hüseyin Özmen adında üç arkadaş 32 yaşında o zaman başvuruyor. Diyor ki ben hastayım, ben kanserim. Biz oraya gittik. Ben orada bütün numuneleri aldım. Metada çalışıyorum o zaman. Bunları analiz ederek hiçbir şey bulamadım. En sonunda da %5-10 civarında mordenit buldum. Evet, mordenit lifsi mineraldir. Bu bir hastalığın nedeni olabilir. Ancak biz aynı zamanda
bizim tıp fakültesinde, Hacettepe tıp fakültesinde kan örneği aldılar ve onlar da P35 Newton'una belirlediler. Dolayısıyla burada iki tane faktör söz konusudur. Sadece çevresel faktör değil, genetik faktörü de göz önüne almak gerekmektedir. Zaten Profesör Monton da 1970'lerde, 80'lerde Kapadokya bölgesinde çalışırken aynı şunu söylüyor. Diyor, belli köylerde, Karayin, Sarıdır ve Tuzköy'de mezotelioma yakalıyoruz ama komşu köyde bu hastalığa yakalanmıyor. Demek ki burada sadece bir faktörden bahsetmek söz konusu değildir. İkisini bir araya getirmek gerekir. Ama maalesef bunu da altını çizerek belirtmek gerekir. Türkiye'de de bir gen haritası yoktur. Gen haritası olmadığı için biz sadece kim mineralleriyle kendi kendimizi oyalıyoruz ve belli şeyleri ifade etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ben tabii bu tür Necmi Kral Mehta. Ben bu tür etkinliklerin özellikle insan sağlığına çok zararlı olan bu tür malzemelerin yoğun olduğu yerlerde de yapılmasından yanayım. 4-5 ay önce Uşak Karavlı yöresine görevli olarak gittim. Enerji Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Murat Bey Uşak Karavlı yöresinden. O yörenin maden potansiyelinin çıkarılması için görev almıştık. Şimdi o yörede metamorfikler içerisinde gelişmiş tromolit, aktinolit, asbestler var. Bunlar organize sanayi bölgesinin son hazırladığı kataloglarda bile, ki çok üzüldüm, asbestin sanki böyle o yöreyi kurtaracak bir maden gibi gösterilmesinden yanaydı. Tabii biz güzel bir rapor hazırladık, bunu belirttik. Şimdi bu tür bu malzemeler çok kısa bir zaman öncesine kadar, zaman vermek istemiyorum, hem çanak çömlek yapımında hem de yol altyapı malzemesi olarak kullanılmakta idi. Tabii biz raporumuzu verdik, bilemiyoruz ne tür önlemler alınacak ama bu tür etkinlikler, bu tür malzemelerin yoğun olduğu illerde, ilçelerde de faydalanırsa çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Artı köy halkından veya belde halkından söylenen bir şeyi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Son yıllarda 10 ölümün 9'unun kanserden olduğunu o yörenin insanları bana söylediler. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Konuyla ilgili Eskişehir Kanal 26'da 50 dakikalık bir röportajım oldu, konuşmam oldu. Onların da hepsi CD haline getirildi. Ve bundan yaklaşık 4 sene önce de Mihalıçık kaymakamı bizim rektörlüğe başvurdu. Acaba bu çanak çömlekleri kullanılan malzeme ne kadar karsinojendi, ne kadar şeydi? Sonra arkadaşı bana yönlendirdi. 32 yaşında genç bir kaymakam geldi. Ben CD'yi verdim kendisine. Vali Bey ile görüştüm. Emin olun ki kimse bir dönüş yapmadı. Ve orada gördüğümüz bir çocuk var, sarışın, mavi gözlü, Beyza. Şu anda 13 yaşında. Ben geçen hafta arazideydim, aynı bölgede çalışıyordum. Yine o toprakların içinde şey yaptı. Yani hocam o konuda biraz sıkıntılıyız. Evet, biraz güneşlenme. Katkı olarak söylemek istiyorum. Kanser Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı bünyesindeki haritayı gösterdiniz hocam. Orada bölgelere göre kanser yoğunluklarıyla ilgili de görüntüler sundunuz. Buradan yalnız çıkarım yaparken bir noktayı göz ardı etmememiz lazım. Hani ikisinin bu kanser
kanserojen liflerle kesişmesi açısından, o da şu hocam, sosyolojik bir gerçek olarak son 20 yıl, 25 yıl içerisinde Türkiye'nin %25'i yer değiştirmiş vaziyette. Dolayısıyla doğdukları yer ile yaşadıkları yer farklı farklı. %20 ile 25 bu çok büyük bir göç aslında Türkiye için. Dolayısıyla ikisi arasında çıkarım yapabilmek için ya da üst üste kesiştirebilmek için bu sosyolojik gerçeği de göz önünde bulundurmamız lazım. Hocam teşekkür ederim. Zaten bu lifleri aldığınız zaman çocukluk yaşında alınıyor ve bunun da kansere, mezotelioma'ya çevirmesi için de 20 ile 40 yıl gerekmektedir. Dolayısıyla bizim dediğiniz gibi, bizim şu anda Mihalıçık'tan gidip de Eskişehir'e veyahut da İstanbul'a giden çocukluk zamanına dönmek gerekir. Orada ne? Bir de onun üzerine birisi sigara kullanıyorsa o zaman tamamdır. Daha etkileyici. Çok küçük bir katkı yapabilir miyim? Öncelikle teşekkür ediyorum hocam konuşmanız için. Ben de özellikle konuşmamda bahsedeceğim. Tam Orta Anadolu, Nevşehirliyim ben de. Bir konuyu bir katkıda bulmak istiyorum sadece. Şimdi hocamın söylediği gibi gerçekten mineral bölgesi, mineral bulunmasıyla kanser arasındaki ilişki örtüşüyor gibi gözükebilir. Ancak geldiğimiz dönemde, yani neden bu dönemlerde çok daha fazla da bu topraklarda daha önce yaşandığı zaman bu kadar kanser çok fazla yoktu da neden şimdi oldu? Bu sorular içerisinde kanserin şu yapısı var. Çok multifaktöriyel bir etken. Çok güzel bir harita. Bir tane faktörde bu olabilir. Ancak günümüzdeki kimyasal teknolojinin, kimyasal endüstrisinin gelişmesiyle beraber kirlilik çok önemli faktör. Dolayısıyla bir tanesi evet, lifli yapılar önemli. Bunu da hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Yani sadece eğer zaten bunu ortaya koymuş olsaydık, lif eşittir kanser ve kapatırdık bütün liflerimizi ve hiç kansere maruz kalmazdık hiçbir yerde. Çünkü çok faktöriyel bir olay. Bir tanesi de bu. O yüzden bu katkıyı yapmak istedim özellikle. Sadece lifler değil ama kanser bağlantısında diğer etkenler de olabilir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir aramız var. İsterseniz dışarıda da bu konuşmaya devam ederiz yarım saat içerisinde. Sonra tekrar gelip iki konu.